Merhaba hoş geldiniz. Bugün bence önemli cihazlardan, orta segmentin en önemli cihazlarından biri olan Poco X3 Pro ile karşınızdayım. Neden orta segmentin en önemli cihazlarından birisi? Aslında kağıt üstünde bakıldığında neredeyse Poco X3 ile aynı cihaz. Ama özellikle 4000 TL altında ben amiral gemisi performansı istiyorum denildiği an ortada bir cevap yoktu. Hep 730, 732G, 732G hep aynı cihazlar, aynı cihazlar aynı, cihazlar, aynı işlemcilere dönüyordu. Snapdragon 860'lar, 860 dediğimiz işlemci de aslında Snapdragon 855, 855 Plus'ın biraz daha overclocklanmış, biraz daha hız aşırtılmış hali. Ama en büyük 800 serisi bir işlemci, en nihayetinde GPU tarafında, CPU tarafında oldukça güçlü bir işlemci. Amiral gemisi performansı arayanlara tam okkalı bir cevap hem fiyatıyla hem de performansıyla. 28 Nisan'da tanıtıldı, 3800 TL lansman fiyatıyla tanıtıldı. Şu an internette 3650 TL falan bulunabiliyor. Ben bu fiyatın performans arayan, performans odaklı cihaz arayanlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekrandan başlarsak, Poco X3 ile neredeyse aynı ekran. Arada tek fark var. Poco X3'ün ekran camı Gorilla Glass 5'ti. Bu cihazın ekran camı Gorilla Glass 6. Onun dışında 6.67 inçlik IPS LCD, 120 Hz ekran tazeleme Amazon'a 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip. 29 Full HD Plus ekran devam ediyor. Poco X3'ün rakiplerine karşı belki de en çok vurulan tarafı ekranıydı ki bence haksız bir şekilde eleştiriliyordu. Kime karşı eleştiriliyordu? M51'e karşı eleştiriliyordu. Realme 7 Pro'ya karşı eleştiriliyordu. Poco X3 burada dediğim gibi Gorilla Glass 6 dışında yine aynı ekran var. Ama ben dediğim gibi bu cihaz ekrana, kameraya vesaire oynayan bir cihaz değil. Bu cihaz tamamen işlemci arayan, performans arayan kişilere hitap eden Poco X3'ün yenilenmişi diyebiliriz. Daha detaylara gireceğiz. Pil tarafına geldiğimizde Poco 3 ile yine aynı cihaz. 5160 mAh pil var. 33 watt hızlı şarj var. Burada şöyle bir detay var. İnatla Poco X3 Pro'nun şarjının kötü gittiği söyleniyor. Ben bunun abartıldığını düşünüyorum. Kullanıcıda yorumlarını beklemek gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki 800 serisi bir işlemciye siz aynı performans koyarsanız e, günlük kullanımda elbette 700 serisi işlemciye sahip yapacağız. daha az pil harcayacaktır. Yazılım da aynı en Ama 860 bize ne sunuyor? Mesela çok sorulan PUBG'de HDR 60 FPS sunuyor. Şu an resmi olarak 90 FPS olmasa bile GFX Tool'da 90 FPS açabiliyorsunuz. Kaldı ki işlemci bu 90 FPS'i desteklediği için buna gücü yettiği için rahatla. İleride 90 konusunda hep bir güncellemesi gelecektir. Bu yüzden ben pil konusunda X3 Pro'nun anlamsız bir şekilde eleştirildiğini düşünüyorum ve pilinin daha düşük gitmesinde abartıldığını düşünüyorum. Sadece anlamsız eleştirildi abartıldığını düşünüyorum. Kamera tarafına geldiğimizde aslında X3 Pro'nun X3'ten en net ayrıldığı nokta. X3'te IMX 682 sensör vardı. 64 megapiksellik 1 bölü 1.7 inçlik bir sensördü. X3 Pro'da ise 48 megapiksellik zamanında Xiaomi Mi 9 T'de kullanılan IMX 582 sensör bulunuyor. Bu sensörün sensör boyutu 1 bölü 2 inç. Şimdi şöyle bir hep dediğim şey vardır. Büyük sensör her zaman daha iyi kamera kalitesi Burada şöyle bir detay var. Tabii ki işlemciler işin içine giriyor. İşlemcilerin görüntü işleyicileri işin içine giriyor. Kerem Enginar'ın X3 Pro incelemesinde söylediğine göre düşük ışıkta X3 Pro X3'ten daha iyi bir performans veriyor. O incelemeyi de X3 Pro incelemesinde izlemenizi tavsiye ederim. Bu yüzden orta segmentte ciddi manada kamera aramayan biri için aslında çoğunluğu zaten bu cihazı alanlar ilk olarak işlemciye bakıyor. Bu cihazı alanların çoğunluğunu bu cihazın ana kamerasını ben rahatlıkla tatmin edeceğini düşünüyorum. Normalde IMX 586 olsaydı bu cihaz 4K 60 FPS video da çekebilecekti fakat IMX 582'nin 4K 60 FPS çekebilme kabiliyeti yok. Burada işlemci darboğazına değil sensör darboğazına takılıyor. Onun dışındaki bütün video seçenekleri Poco X3 Pro'da var. Geniş açı kamera tarafında da bir kısılmaya gidilmiş. 13 megapiksellik bir geniş açı kamera vardı. X3'te X3 Pro'da 8 megapiksel. Onun dışında diğer yardımcı kameralar 2 megapiksel F2.4 makro 2 megapiksel F2.4 bokeh. Aynı olarak her iki cihazda da bulunuyor. Ön tarafta yine aynı kamera. 20 megapiksellik F2.0 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30 fps çek video çekebilen kamera X3 Pro'da da devam ediyor. Benim hep söylediğim şey ana kameralara dikkat edin. Ön kameralarda orta segmentte çok ciddi cihazlar yok. Hala yok bence çok ciddi cihazlar yok. Belki Samsung'lar ön kamerada iyi iş çıkarıyor diyebiliriz. Her zaman için ana kameradan iyi bir performans alabiliyorsanız öpüp öp başınıza koyun. Kaldık dediğim gibi X3 Pro bu cihazı işlemci odaklı alan insanlar olacağı için genellikle bu cihazı işlemci dolayısıyla alacağınız olduğunuz için herkesi ben çoğunluğu tatmin edeceğini düşünüyorum. Şimdi X3 Pro'nun en önemli noktasına geldik. Performans. X3'te 732 GB vardı. X3 Pro'da 860 GB vardı. Bir sayı vermek gerekirse Antutu V8'de 300 bin civarı alırken X3, X3 Pro 500 bin civarı alıyor. PUBG'de 40 FPS en düşük grafiğe 40 FPS açarken HDR'da 60 FPS oynatabiliyor. Pro çok arada çok ciddi bir fark var. Bu segmentte 860'ın performansının yanına yaklaşabilen herhangi bir işlemci yok. Kirin 980'den daha güçlü diyebiliriz. Kirin 980'li eski cihazlar var ama ondan da daha güçlü. 860 özellikle GPU tarafında uzun süre yeni çıkan oyunları da oynatma garantisi var aslında bu cihazın. Gelşinin pek bir cihazları oldukça zorlayan oyunları da yüksek FPS'te oynatıyor zaten 50 FPS sabit en yüksek ayarlarda oynatabildiğini söyledi Xiaomi lansmanında yetkililer. Bu cihazı zaten ilk olarak performans için alacaksınız. Performans konusunda da bu fiyat bandının 4000 Hat, hatta iPhone SE 2020'ye kadar iPhone SE 2020 elbette bu cihazdan çok daha performanslı. En performanslı cihaz. X3 Pro'nun 8 GB RAM seçeneği var. Fakat 6 GB RAM seçeneğinin ben fiyatını 3650 TL olarak aldım. İkisinde de hem X3'te hem, X3'de hem X3'de X3 Pro'da LPDDR4X RAM kullanıyor. Burada depolamada bir ayrışma var. UFS 2.1 vardı X3'te. UFS 3.1 var X3 Pro'da. Bu depolama dikkat edilmesi gereken önemli nokta. Uzun süreli kullanımlarda depolamanın ne kadar hızlı olduğu aslında cihazın uzun süreli ömrünü belirleyen etmenlerden birisi. Özellikle cache'ler arttıkça depolamanızda olması önemli kazanıyor. İşlemci de güçlü. Bu cihazı sadece oyun olarak bakmamak lazım. Mesela siz bir cihazı alıyorsunuz, 5 sene kullanıyorsunuz. Burada elbette çok net bir şekilde 5. senenin sonunda X3 Pro bariz bir şekilde daha performans çalışacak. Bu yüzden her zaman için X3 Pro'yu ne kamerası, ne ekranı işlemcisine bakarak, işlemcisini değerlendirerek almanız gerekiyor. Burada cihaz diğerlerinden ciddi derecede daha güçlü bir işlemci sunuyor. Diğer taraflarını da buna göre değerlendirmek haksızlık etmemek gerekiyor bana göre. Tasarım kısmına geldiğimizde X3'teki tasarım devam ediyor neredeyse. Yine aynı odun tasarım 215 gram 9.4 mm kalınlık 5 amper, 5210 60 mAh pil olduğu için aslında bunu bu kalınlığı kabul edebiliriz. Poco X3'ün tasarımını çok beğenmeyen kişi oldu. Aslında Poco X3'ün tasarımı ben de çok fazla beğenmiyorum. X3 Pro yine aynı tasarım. Yalnız alüminyum çerçeve vardı. X3'te bundaki çerçeve de plastik. Kasa zaten plastik. 3.5 mm jack giriş ve stereo Devam ediyor. Dediğim gibi kasa X3 ile X3 Pro bunların dışında aynı. Şimdi değerlendirme kısmına geldiğimizde bu cihazı kimler almalı? Neden almalı? Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52, Poco X3, Realme 7 Pro, M51 varken X3 Pro'yu neden tercih etmelisiniz? Bir defa X3 Pro Pro işlemcisi dolayısıyla bu saydığım diğer cihazların hepsinden çok bariz bir şekilde ayrılan bir cihaz. O cihazların hepsi 730, 732 veya 720G onun ayarındaki işlemcileri kullanıyorlar ve ilk olarak işlemci değil de ekran kalitesine ne bileyim kamera kalitesine odaklanıyorlar. Bu cihaz tamamen tamamen ilk başta işlemciye odaklanıyor. PUBG oynuyorsunuz. PUBG 60 FPS oynatıyor mu? Evet bu cihaz PUBG FPS oynayacak. Bu cihaz 90 FPS oynatıyor mu? Evet çok sorunsuz bir şekilde bu cihaz 90 FPS PUBG oynatacak. Bu cihaz Play Store'daki bütün oyunları sorunsuz bir şekilde oynatacak. Diğer cihazların böyle bir garantisi yok. Ama diğer cihazlarda mesela bunun rakibi diyebileceğimiz Redmi Note 10 Pro'da çok şekilde daha iyi bir ekran sunuyor. Redmi Note 10 Pro'nun kamera sensörü bundan bariz bir şekilde daha büyük. Kime hitap ediyor? Mesela siz günlük kullanım fotoğrafları çekiyorsanız Poco X Pro ile çok ne çok iyi, çok tatmin edici fotoğraflar ve videolar çekersiniz. Ama mesela ben YouTube'a telefon kamerasıyla video çekiyorum. Ne kadar büyük sensör, ben tripod üzerinde çekiyorum bir şey. Ne kadar büyük sensör olursa o kadar iyi görüntü kalitesi oluyor. O kadar düşük ışığa karşı hassasiyete daha iyi oluyor. Ben burada Poco X3 Pro yerine oyun oynayan bir değilim. Redmi Note 10 Pro'yu tercih edebilirdim. Bu fiyat bandında gezinseydim. Mesela çok dizi film izliyorsunuz. Oyun neredeyse hiç yok. A52'yi tercih edebilirsiniz. M51, M51 bir ucuz olsun diye biraz hoş emeli bir de pahalandı ama Redmi Note 10 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Bu cihazların ekranları Poco X3 Pro'dan bariz bir şekilde daha iyi. Sizin burada ne almak istiyorsunuz? Bir cihazdan ne bekliyorsunuz? Ona karar vermeniz gerekiyorsa. Eğer oyunsa, beklediğiniz şey oyunsa Poco X3 Pro net şekilde bu fiyat bandındaki bütün cihazlardan bariz bir şekilde önden. Ama ekran olarak rakiplerinden fark edilir bir şekilde geride. Parlak olsun, renk kal doygunluğu, kontrast vesaire olsun bunların hepsinde diğer geride. Kamera olarak Poco X3'ten daha ileride ama Redmi Note 10 Pro ve a ailekinden daha geride kalacağını düşünüyorum. Burada sizin seçiminizi iyi yapmanız gerekiyor. Genelde bu fiyat bandında cihaz arayanlar uzun süre cihaz kullanıyorlar. Bu cihazların hepsi uzun süre götürür. Ama Poco X3 Pro elbette dediğim gibi bir 5 yıl sonunda diğerlerinden net bir şekilde daha performans olarak çalışacak. Burada seçiminizi iyi yapmanız gerekiyor. 4. 5. yılın sonunda Note 10 Pro kullanılabilecek durumda mı olacak? Hayır. Bizim bugün bizim evde Snapdragon 625 ile Redmi Note 4 var ve hala gayet kullanılabilir bir durumda. Redmi Note Pro da aylık de gayet kullanılabilir performanslar sunacaklar. Ve sizi 5 yıl bence rahat rahat götürecekler. Ben bu işlemci fetişine de biraz karşıyım ama en nihayetinde işlemci işlemcidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, Poco X3 Pro bu şekildeydi. Poco X3 Pro bana ciddi manada hitap eden bir cihaz değil. Ben çünkü telefonda oyun oynamayı pek sevmiyorum. Benim için ilk sırada gelen şey kamera ve ekran kalitesi oluyor. Burada Redmi Note 10 Pro Poco X3 Pro'dan daha fazla hitap ediyor. Ben işlemciye de çok önem veriyorum ama Redmi Note 10 Pro ekran ve kamera konusunda ciddi manada fark açıyor X3 Pro'ya. Özellikle ekran konusunda. Bu yüzden feragat edebiliyorum çünkü 4000 TL altındaki cihazları alıyoruz ve bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bu fiyatta her şeyi alamayız. İlla illa bir şeyden vazgeçmemiz gerekiyor. Bunlardan biri örneği mesela Poco F3. 5300 TL'ye çıktı. Onda da her şey çok güzel. İşlem çok güzel. Ekran çok güzel ama kameradan feragat Edilmiş. Her şeyin iyi olduğu cihazlar 6000, 7000, 8000 TL'nin üzerinde. Mi ONT Pro her şeyin iyi olduğu cihazlardan bir mesela ama onda da IPS ekran diye beğenmeyenler var. Kardeşim o zaman daha fazla para ver. Daha iyi al. Bu kadar basit olay. Bu videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Yorumlarda Poco X3 Pro'yu ve rakibini tartışabiliriz. Discord'da açıklamalarda linkini atacağım. Katılabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.